Arkadaşlar merhabalar, ben Özgür Maral. Evet, nihayet Renko stratejisinin denemesine sıra geldi. Biliyorsunuz canlı yayınlarda ve daha önceki çektiğimiz videolarda Renko'dan bahsettik. %90 itibariyle %90 kesinlikle kazanç olduğu iddia edilen, ısrarla %90 kazanç olduğu söylenen bir Renko vardı. Buna RSI Divergence indikatörü de eklendikten sonra çok daha güçlü bir hale geldi. Bunu deneyeceğiz. Umarım videoyu beğenirsiniz. Şu an işin başındayım. Emek vereceğim ve buraya 15-20 tane kadar çift açacağım ayarlayarak. Ve dolayısıyla sonra hazır hale geldikten sonra tekrar kaydı açıp uygun yatırım yerlerini aramaya çalışacağız beraber. Bu videoyu umarım beğenirsiniz ve like'larsınız. Çünkü emek istiyor. Bu emeği sizin için yapacağım ve sonuçlarını da paylaşacağım. Şu an burada gördüğünüz ise iki tane farklı template. Bir de Olymtrade'de gördüğümüz bu template'le, üç farklı template'le başarı diye. Bundan önceki videolarda Olymtrade üçlü template'le başarı trade'leri göreceksiniz. Bundan önceki videolarda lütfen tıklayın. Bakın mesela Euro Dolar'da şu an çok rahatlıkla yukarı doğru yönlü bir durum söz konusu. Vortex Best 222'de de yukarı. Burada da yukarı olduğu görülüyor. Bunu da boş geçmeyin derim arkadaşlar. Şimdi bir tane örnek olarak başlayacağım olayı yapmaya. Ondan sonrakileri de artık yavaş yavaş üretmeye çalışacağım. Euro dolarda boş bir euro dolar atıp şuraya atmakla buna başlayayım. Bir dakikada çalıştırıp şuradaki MetTrader 7'yi bunun içine atacağız. Şuralarda sinyal versin. Tamam diyeceğiz. Şimdi durum oluşmuş oldu. Bir de buradan dosyadan, çevrim dışı açtan bunun M2'sini açacağız arkadaşlar. M2'sini, M2 dakikalığını açacağız. Çevrim dışı aç yanıt vermiyor ama az sonra yanıt verecektir. Şimdi geldi. Euro doları bulup M2'sini alacağız oradan. Bu template'i ve indikatörleri belki videonun altına atacağım. Olmazsa bültene abone olun. Oradan İsteyin. Bültendeki tüm arkadaşlara zaten gidiyor. Euro dolar. Arıyorum euro doları. Euro dolarda M2. İşte burada tıkladık. Ve çevrim dışı açmış olduk. Şimdi buna template'i ekleyeceğiz. Python FX diye ekledik. Şimdi bunu böyle kullanıyorduk. Sinyal geldiğinde, üstten açılacak sinyal geldiğinde yatırıma 1 saatlik giriyorduk. 2 saatlik de girilebilir. Bir de en son Suat Bey'in RSI Divergence indikatörünü de buraya ekleyelim. Bunu ayrı bir şurada açılsın isterdim. Daha güzel olacak. Tekrar şuradan gösterge listesinden RSI Divergence'i bir kapatalım. Tekrar şuraya almaya çalışalım. Şu boşluğa. Üstüne açılıyor nedense. Bunu altına açmak lazım. Burada RSI Divergence'de destek ve direnç seviyeleri var ve oklarla bunlar gösteriliyor. Buradan aşağı ineceğini ve buradan yukarı çıkacağını. Sinyal geldiği anda eğer burada ok var ve yukarı doğru ifade ediyorsa ve yukarı sinyal gelmişse 1 saatlik gireceğiz arkadaşlar. Beraber başarı oranı %90'a kadar çıkıyor. Şimdi ben bunları doğru bir şekilde ayarlayıp 15-20 tane trade açıp tek tek aynı şekilde tekrar size dönmeye çalışacağım. Şimdilik kısa bir müsaade. Evet arkadaşlar, yaklaşık 10-15 dakikada bir 10-11-12 tane buraya
Aynı şekilde çift açtım. Şimdi artık sinyal gelmesi beklerken hemen geldi. Euro dolarda buy demiş. Bakalım. Euro dolara bir gidelim bakalım. RSI divergence ne diyor? Buy diyor. Alış. Euro dolar. Buradan da olay gelmiş. Bakın RSI divergence yukarı doğru gösteriyor. Euro dolarda şimdi 1 saatlik 2 saatlik de yapılabilir ama 1 saatlik bir yatırım deneyeceğiz. 1 saatlik ya 1 saat 0 dakika Euro dolarda buy olarak tabi denemede de olalım aman aman bir de buradan sıkıntı yaşamayalım. 100 dolarlık yukarı doğru bir işlem açtık. Birincisi açmış olduk. Bakalım 1 saat sonunda ne netice alacağız. Bu %90 kazandıran olayda. Buradan sinyal olarak geldiğinde buraya da dikkat ediyorum. Artık hani seviyeye gelmiş destek direnç. Buradan da ok çıkarmış görüyorsunuz. Buradan da bu teyidi alabilirsek giriyoruz. Şuradan seviyeyi oluşturmuş ve yukarı doğru çıkacağı öngörülüyor. Dolayısıyla girmiş olduk. İlk denememizi yapmış olduk. Yani bu da önemli. Bu oklar destek ve direnç. Burası destek seviyeleri artık. Yukarılar şunlar direnç seviyesi olarak gösterilmiş. Bekleyeceğiz. Başka bir çift geldiği zaman biz de dönüş yapacağız size arkadaşlar. 10 tane kadar açtık şu an. Bir tane açmış olduk. Fırsat bulursam 5 tane, 6 tane veya hepsini açabilirsem açacağım. Sonucuna yüzdesini göstereceğiz. Bu %90 kazandıran bu sistem stratejiyi hepimizin yapması belki uygulaması gerekir. Görüşeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar başka sinyal beklerken VIP olduğunuz zaman VIP danışmanınız oluyor ve istediğiniz saatte, istediğiniz zaman sizi aramasını buradan isteyebiliyorsunuz. Bu gayet güzel bir özellik. Telefonunuzu yazıyorsunuz ve saatinizi, gününüzü belirliyorsunuz. O saatte, o an arayıp danışabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir özellik. Ayrıca kapatalım. Tekrar destek olarak hani sorularınızı sorabiliyorsunuz. Buradan size Türkçe yardım alabiliyorsunuz. Sonra eğitici videolar var. Depozitomu nasıl yatırırım falan gibi. Nasıl para çekersiniz gibi. Kayıplara karşı telafi sistemi gibi. Güzel şeyler var. Nasıl yatırırım depozitimi. YouTube'da bunu göstermiş gerçi. Nasıl çekerim paramı? They are real account with click on withdraw. Enter the amount you want. Select the method that was used to make a deposit. Burada da kayıpları nasıl telafi ederim? Profit even with the lost money. Outcome is negative. The amount of the third trade should also be turned a half times larger up to. Ayrıca bir de sinyaller var, yatırım sinyalleri. Bunların bir kısmı tabi VIP olduğumuz için bakın. Burada. Aşağı ve yukarı hareket bekleniyor şeklinde. Değişik bilgiler geliyor arkadaş. Bunları da söylemek istedim. Yeni bir sinyal şu an için gelmedi. Bekliyorum ben de. Gelince gireceğiz yatırıma tekrar. Şimdi arkadaşlar bir sinyal geldi. Euro Pound Buy diyor. Alış diyor Euro Pound'a. Bakalım bir Euro Pound'da ne durumda? Euro Pound şurası. Alış diyor. Şunu açacağız. Şimdi alış diyor ama Euro Pound'da burada tam tersi bir ok görüyoruz. Dolayısıyla buraya şu an yatırım yapmıyoruz. Çünkü destek direnç seviyesinde onun aşağıdan yukarı doğru
olursaydı şu şekilde bay yapardık ama en son gelen artık buradan aşağı ineceği yönünde. Bu şekilde dursun bakalım arkadaşlar. Yine bekliyoruz. Şimdi bir sinyal daha geldi. GPP Japon Yeni Sel diye. Bakalım var satış yani. GPP Japon Yeni Sel satış. GPP Japon Yeni. Bir de sonuna bakalım. Tabi satış diyor buradan. Ama burada yakınlarda şurada bir satış gelmiş. Normalde şuralarda olsa daha iyi olacak ama buna da bir girmek istiyorum. GPP Japon Yeni satış. Bir saatlik açalım bakalım buna da. Normalde Suat Bey'in demesi hani her sinyale girmeyeceksiniz. Destek ve dirence geldiğinde zaten oklar oluşuyor diye tarzında söylemişti ama tabi burada gelmişti. Bu da satış olarak biraz uzaklarda ama artık bakalım. Yani muhtemelen şöyle bir şey yakalamamız gerekecek aslında. Sinyal geldiğinde oradan şurada artık hani yukarı doğru çıkışın bittiğini ve bir hani direnç seviyesine oluştuğunu ok olarak da gözükecek. Şöyle bir aşağı doğru bakın nasıl bir iniş var. Bu şekilde bir şey yakalamamız gerekecek diye düşünüyorum. Euro dolara aynı zamanda bu MT4'ün kurulu olduğu firmadan Euro Capital'den açtım uzun dönem. Şu an 27 pip karda olduğu gözüküyor. Bu da gözümden kaçmıyor. Kapattığım zaman şu an bu karda olarak kapatacak mesela. Burada karda olduğu gözüküyor değerli arkadaşlar. Evet, dinlemek amaçlı şu an kapattığım emri ve burada karı görmüş oldum. Yani Forex için de uygun bir strateji ve template bu Renko. Oldukça buradan da açacağım ki hani karımızı zararımızı buradan da görebilirim sinyal geldiği zaman. Evet arkadaşlar ilk açtığımız trade'in sonlarına doğru gelmekte. Çok yakın mesafede şu an kazanıyormuş gibi gözüküyor. Diğeri biraz daha kötü, fena. Çünkü onu RSI divergence'i pek dikkate almadık. Tabii onu da söylemem lazım. Renko ile ilgili bir de söylemem gereken şey sık sık sinyalin gelmediği ve uzun bir müddet beklediğim. Şu an bir saattir ki süreden anlıyorsunuz. Olayın başındayım. Ve hani iki tane sinyal geldi. Bir tanesi yarım geldi ve girdim yani. RSI Divergence aslında orada tepki göstermiyordu ama biz yine de girdik. Bakın geldi. RSI Divergence'e tabii dikkat etmemiz gerekecek. Herhalde buradan anladığım sonuç bu. Bunun sonucunu da daha sonraki videoda göstereceğim ama sinyal çok az geliyor onu söyleyeyim. Onun için buraya açabildiğiniz kadar aslında parite açmanız gerekiyor. Ben yaklaşık hani bir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane açmışım gerçi çok da fazla. Yok şunlar da var. 8, 9 tane çift açmışım. Normalde 20'ye yakın, 25 yakın açılabilir ve daha sık sinyal alabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu RSI divergence'e dikkat etmemiz gerekecek. Burada buna dikkat etmedik. Şurayı dikkat aldık ama şuralarda artık bizim bunu bakmamız gerekiyordu. Belki oradan dolayı olay olmamış olabilir. Tabii onun sonucuna da bakacağız. Burada olayı kapatmam gerekecek. Çünkü bir saattir bekliyorum. Yeni bir sinyal bekliyorum ama gelmedi. Daha sık çift açmam gerekirdi. Bunun sonucunu daha sonraki bir artık olayda göreceğiz. Ama bu ilk açtığımız %100 bir şekilde gelmişti. Buradakinde artık sonucunu bakacağız. Göreceğiz arkadaşlar deyip diğer videolarda bunun daha çok parite açıp daha çok trade girmemiz icap edebilir.
Alttaki bültene üye olup lütfen bu template'leri RSI Divergence, Renko'yu isteyin bizden. Olimpiyette demo açabilirsiniz. Demin tanıttım, burada birçok ekstra özellikleri var. Bunlardan istifade etmenizi isterim. Burayı tavsiye ediyorum elbette. Ben de burada yatırım yapıyorum. Herhangi bir sıkıntı yok deyip hepinize saygı sevgi sunuyorum. Hoşça kalın diyorum arkadaşlar. Bu salı umarım canlı yayında da görüşebiliriz. Salı günü, önümüzdeki salı yani. Ayın diyorum, saat 9'da bekliyorum arkadaşlar. Hepinize saygı sevgi sunuyorum. Hoşça kalın.